Yıllık evliliğimde. Şu an dakika bir telefon var. Erhan Yeşilkaya telefon hattındaymış. Erhan Yeşilkaya merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Hayırlı yayınlar. Merhaba. Minel Avcı sizinle mi beraber ve kızı Öykü? Esra Hanım, şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu adam böyle bir iddiada bulunuyor. Böyle bir ithamda bulunuyor. Şimdi bu adam, ben size bunu ispatlayarak da yanınıza da gelebilirim. Buyurun gelin. Bu adam diyor ki. Sizin Minel Avcı ile ilişkiniz var mı yok mu? Ben bunu sosyal medyadaki görsellerle çekilmiş videolarla ispatladım diyor. Esra Hanım bak, normal bir arkadaş olarak çekilmiş resimlerimiz var. Bir benle değil. Diğer arkadaşları ya da var. O zaman onlarla da ilişkisi var. Siz bu kişiyi tanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Anlıyorum. Bak Esra Hanım, ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Şimdi bu adam, ben bunu bak, konuşma kayıtlarını hepsini size dinleteceğim. Adam bana ben diyor ki. Ben konuşma kaydı dinlemiyorum. Bakın benim sorularıma cevap verirseniz daha rahat ederiz. Siz Minel Avcı'yla sizin çekilmiş fotoğraflarınız var değil mi? Bakın Esra, normal bir arkadaş olarak çekilmiş resimlerimiz var. Ama bak, peki ben kendisiyle işte bir Çorlu otobüsünde beraber yolculuk yaptınız mı? Çorlu otobüsünde mi? Evet, yani bir otobüs yolculuğu yaptınız mı beraber? Esra Hanım bakın ben, bu adam şimdi diyor ki ben diyor yerini bilmiyorum. Bu adam beni şimdi benimle karşını iddia ediyor değil mi? Evet. Peki bu adam kardeşinin bak bir kere olsun beni aradı mı? Bana ulaş, bak yerim, adresimi biliyor. İş yerimi biliyor. Telefon numaramı biliyor. Madem eşinin benimle kaçtığını söylüyorsa niye bir kere olsun beni aramadı? Hiç ara telefonlaştınız mı? Kayıtlarımı gösterebilirim. Bakın kardeşinin Messenger'ıyla beni aradı. Bana dediği kelime bu. Benim kızımı bana getir. Benim kızımı bana getireceksin diyor. Şimdi at Minel Avcı'yla benim kız, ikisini de diyor bana getireceksin Erhan diyor. Erhan Bey, bak, siz Minel'le nereden arkadaşsınız? Normal tanıştığımız, yani bir 7-8 aylık bir arkadaş. Hatta nereden arkadaşsınız? Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Minel Hanım hangi şehirde yaşıyor? İş arkadaşı mısınız? Mahalleden arkadaş mısınız? Normal. Hayatım normal de şunu soruyorum. Sen hangi şehirde yaşıyorsun? Esra Hanım, ben işim gereği Türkiye'nin her şehrine girip... Minel Hanım'ı nereden tanıyorsunuz? Normal sosyal bir arkadaşım benim ya. Sosyal medyadan arkadaşın mı? Hayır, sosyal medyadan değil. Normal şahsi yüzle, yani sosyal medya diye bir şey yok. Bak bunu bir kere yalan konuşuyor. Nereden tanıştınız ya? Mahallede alışveriş yaparken mi tanıştınız? İş yerinden mi? Artık bak, ben size anlatmaya çalışıyorum. İşte arkadaş aracılığıyla normal tanıştığım bir arkadaşım. Nerede tanıştınız? İzmir'de, Bergama'da tanıştık biz. Bergama'da, siz Bergama'daydınız. Evet. Bir arkadaşınız tanıştırdı sizi. Evet, normal bir arkadaş. Ama bizim arkadaşımız normal bir arkadaş. Peki bu normal arkadaşlık fotoğraflarınızı yayınlayabilir miyim? Video da var bir tane. O normal sıradan bir, normal bir arkadaşım olduğu için resimlerimiz özeldi. Tamam mı? Özel. Yok. Bu paylaşım. Özel ol, bak. Hiç kimse görmüyor. Erhan Bey, şimdi beyefendi. Beyefendi, bakın özel fotoğraflar değilse, normal bir arkadaşlıksa aslında biz de bunu yayınlayalım. Şunu da gösterelim. Ya Yaşar, bak sen kendi kafanda kuruyorsun. İki tane yakın arkadaşın yan yana çekilmiş bir fotoğraf karesi var. Gösterelim bunu Erhan Bey. Bakın Esra Hanım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bak, ben 2-3 gündür size bağlanmaya çalışıyorum. Bir türlü bağlanamıyorum. Sinir sistemlerim bozuldu artık. Şimdi bak, şöyle bir durum var. Bu adam bana diyor ki, bak, konuşmalarımız var ya, konuşmalarımız. Adam bana diyor ki ikisini de bana getireceksin diyor. Ben yazılarım var. Evet. Niye bunu söylüyor size? Bakın, Erhan Bey, siz normal bir arkadaşsanız, tamam, Minel Hanım'la bir bağlantınız işte yoksa bakın, neden sizinle böyle muhatap oluyor? İşte bak, karakola gittim, avukatla konuştum. Avukat bana diyor ki ya bu diyor, sen diyor bunun normal bir arkadaşsın. Senin ne muhatap olarak senden çocuğu istiyor? Bak soruyorum, burasını size soruyorum. Ben kimim ki çocuğu benden istiyor? Erhan Bey, tekrar soruyorum. Bu soruya samimi cevap vereceğinizi de düşünüyorum. Ya 10 ya 12 Aralık tarihinde Minel Hanım'la beraber yolculuk yaptınız mı? Ya bak, yapmışızdır. Bak, ben İzmir'den gelirken o da Çorlu'ya gidiyordu. Sen İzmir'den geliyor, o da Çorlu'ya giderken nasıl oldu? Feribotta değil mi? 24 Aralık. Feribotta bana açık bir tane normal açık bir resim göstersin. Hayır, onu demiyor. Siz beraber yolculuk yaptınız mı?
Yani İzmir'den beraber Çorlu'ya gittiniz mi? Çorlu'da ne işim var? Ben Edirne'ye çalıştığım iş yerime geldim. O da gitti Çorlu'ya. Ondan sonra beni aradı. Bak bana dedi ki, ya dedi ben evden kovuldum. Annemi arıyorum. Annem bana böyle diyor. Babam bana böyle diyor. Bana yardımcı olur musun? Ben dedim ben... Şimdi yani... Erhan Bey sosyal arkadaşınız ya. Sosyal arkadaşınızın eşi kendi kızı ve karısı ile ilgili bir tedirginlik yaşıyor. Bir kayıp başvurusu yapmış. Karısını arıyor. Canım. ben siz de sosyal arkadaşınıza... Canım sosyal arkadaşım. Bak sen böyle sosyal geziyorsun. Kocan çocuğu merak ediyor. Gel sosyal arkadaşım eşine seni teslim edeyim dedin mi? Tabii defalarca söyledim. Bak kime diyorum ki dedi? Kocan bak dedim ki bak dedim Minel dedim kocan dedim beni rahatsız ediyor. Hatta kendisi aramıyor. Arattırıyor dedim beni rahatsız ediyor. Ya dedi ben dedi o evden kovuldum dedi. Ben dedi nasıl eve gideyim tekrardan? Buyurun. Öncelikle konuşma kayıtlarını dinleyelim. Benimle de mesajlaşmaları var. Hepsini dinleyelim. Baştan sona yalan. 24 Ekim'de birlikte 29 Ekim'de dönüş yolunda birlikte otobüse biniyorlar. Muavin'in ifadesi var. Yazıhaneci uyarıyor Muavin'i. Diyor bunlarda bir sıkıntı var dikkat et. Araba hareket ediyor. Işıklar kapanıyor. Erhan 31 numaralı koltukta eşim 39 numaralı koltukta Erhan Minel'in yanına geçiyor. Muavin kaldırmaya çalışıyor. Kavga çıkarıyor. Ben bunun kocasıyım diyor. Aynı ne? Kocasıyım diyor. Kocasıyım diyor. Muavin'in ifadesidir bu. Muavin kavga çıkınca karakolu arıyor, polisi arıyor. Keşan Otogarı'nda iniyorlar. Polise Minel ben bu adamla gideceğim diyor. Bir taksiye binip gidiyorlar. Yani aynı otobüste yan yana koltukta oturamadığınız için kavga ediyorsunuz ve kendinize eş olarak taratıyorsunuz. Bakın polis geldi. Polis orada ifadeler her şey var. Bak bu kadın ağzından burnundan kan geliyordu tamam mı? Mevzu oradan başladı. O konuyla ilgili konuşabilirim. Bir sorar mısınız bu kadın ağzından burnundan niye kan geliyor? Evet. Valla siz daha iyi biliyorsunuzdur. Beraber yolculuk yapan sizsiniz. Esra Hanım onunla da o konuyla hakkında da konuşayım. Erhan Bey esas konumuz şu anda Milen Hanım bu sosyal arkadaşınız nerede? Yaşar Bey boşanma davası açmış. Kızı Öykü'yü arıyoruz biz. Tamam bak. Peki ben bak benden rica etti. Dedi ki ya dedi beni dedi görüştürür müsün kızımla? Bakın dedim ben görüştüremem dedim. Tamam dedim rica ettiler. Tamam dedim. Giderim dedim yanlarına. Bak ulaşırım giderim. Geldim. Tamam dedim bak ben aradım burada bak. Kendi numaramla özelden aradım. Madem kızını o kadar merak ediyorsa bir kere görüştür. Dedim ki bak dedim ben çalışıyorum. İstediğiniz zaman giderim, görüştürürüm sizi. Neden Bey, ondan sonra telefonla... Kaç yıllık arkadaşsınız Minel'le? Ya yıl değil, 7-8 aylık bir arkadaşlığımız var. 7-8 aylık, yani nasıl bir soruyorum arkadaşlık ki bu? Neden kaçtığı yeri biliyorsun, ailesi ulaşamıyor, ona bir tek sen ulaşıyorsun. Sen iletişim kuruyorsun. Neredeyse 15 yıllık eşiyle görüşmesini, bağlantısına sen sağlıyorsun. Bu nasıl bir arkadaşlık ya? Bunlar, ya beni, bunlar da... Ama insanı bakın, bayağı arkadaşlıktan soğutuyorsunuz. Arkadaşız demeyin bari. Siz beni neyle itham ediyorsunuz Esra Hanım? Ben sizi bir şeyle itham etmiyorum. Ama sizin itham niyetiniz, sizin itham, sizin niyetiniz hayır, neyse bak, siz beni o şekilde algılıyorsunuz. Benim tek suçum savunmasız, kimsesiz bir bak ölümle tehdit edilen bir kadına arka çıkmak. Şu an benim tek suçum bu. Tek suçunuz bu. İzmir'den evet, Çorlu'da otobüsle yolculuk yapmak, yan yana oturmadığınız için polisi çağırmak. Kardeşim madem bu kadar iyi biliyordunuz İzmir'de derdiniz ki al 155'i ara. Kades ihbarat şey kadesi yükle. Bak karakola git, bulunduğun yerde git. Eşin sana şiddet uyguluyorsa bu kuralları sizin hakkınızda böyle kanunlar var. Bunları uygula derdin. Savunmasız kadına sahip çıktın. Sen kimsin de sahip çıkıyorsun? Ben kadınların yanındayız. Ben kadınların yanında mıyız? Darda kalan bir insana el atarım. Esra'nın düşene tekme vurulmaz bizde. Düşene kolundan tutup kaldırılır. Erhan Bey, şimdi düşüp düşmediğini karar verecek olan o hanımefendi Minel Hanım. Onun adına siz karar vermeyin ama beyefendinin iddiası şu. Ben yalnızca seyahat ederken değil, bahsettiği yani Erhan sizden bahsediyor dilekçenin içerisinde. Ben müşterek haneme bu Erhan denilen kişinin girdiğini, benim kesinlikle evimin... Evimin bunu boşanma Minel Hanım bunu eğer fotoğrafları boşanma yayınlayalım ispatı bu. Boşanma ispatlayalım. İzin ver. Erhan Bey ispatlasın mı? Bakın. İzin ver fotoğraflar yayınlansın. Şimdi siz arkadaşım diyorsunuz ya beyefendinin sizin arkadaşlığınızdan haberi yok. O yüzden de şöyle bir vesvese yapmış içerisinde. Bu arkadaşı diyor ben tanımıyorum. Bu arkadaş benim hanemin içerisinde.
Bu arkadaş benim eşimin gittiği evimin yakınındaki markette. Ve bunları özlü bir şekilde kendi sosyal medyanızdan paylaşmışsınız. Ben bunu ispat ederim diyor. Tamam, ispatladım ben onun evine girdiğini. İspatlayabilir miyiz şu anda? İspatlı, tamam, ben senin benim evimin önünde çekilmiş fotoğrafı. Bak, izin şey, ver. Aramızda tamam, 2 metre 3 izin metre ver. Var. Lan nasıl evine giriyorum ben bu adamın? Tamam, izin ver. Fotoğraflar ve video yayın. Bakın, bak, bak ben şimdi sen az izin çok, ver. Az, iz... çok, sen... az çok bu olaya. Tamam, bak bunun yani, zamanın tamam, bir anlamı şimdi yok. Erhan Bey, bakın çok önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Ben de Yaşar Bey'den rica edeceğim. Madem benim öyle samimi bir arkadaşlığım varsa bunu ispatlasın dediniz ya. Gelin bunu ispatlayalım. Yayınlansın video ve fotoğraflar. Yayınlayalım fotoğrafları. İnsanlar da karar versin. İhanet var mı yok mu bu işin için? O videoları nereden indirmiş bir sorar mısınız? Siz nereye koydunuz videoları? Ben özel sayfamda olan bir videoyu nasıl indirebiliyor? Çünkü bizim isteğimizi kabul ediyorsun. Özel bir sayfamda olan benim... Diyor ki benim özel sayfana... X bir vatandaş olarak sana gönderdiğim takipçiyi, takipçisiyimi kabul ediyorsun. Aynen öyle. Beni kendi sayfana dahil ediyorsun. Ben onun eşi olarak oraya katılıyorum. Sizin bu videolarınızı orada görüyorum diyor. Videoları alan da 14 yaşındaki hayır, oğlum. Hayır abla, benim sosyal medyam çalındı. Ben bunu karakola bile bildirdim. Çalındı, peki, çalındı. Peki, şimdi sosyal medyanız çalındı. Evet. O fotoğrafları, o videoları çalınan... hesabınıza kim koydu? Peki bakın. Bu bir beyefendi, inat uğruna olan bir şeydi. Ben size bir şey sorayım. Dur. Ben size bir şey sorayım. Madem bu adam öyle ne diyor değil mi? Diyor ki gitti. Bu kadın neden gitti bir onu sorsanıza. Bir bakın, saniye, inat yakın, uğruna mı kondu bu videolar? En yakın bak Minel Hanım'ın. Ve Halil İbrahim Günalan. Benim soframa oturup nereden yemeğimi yiyen insanlar... Nereden biliyorsun? 40 gün sonra benim yuvam yıkılıyor. Eşim bir sosyal medyadan tanıdığı birini 40 gün sonra evinde misafir ediyor. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.